Bizim Endülüs rüyamız öyle büyük bir rüya ki, bu rüyayı kitaplıklarımıza baktığımızda görüyoruz değil mi? Kurtubi, İbn Atiye, Ebu Hayyan, o müfessir, bir de İbn Hayyan var. Hem de doğarken değil, güneş batarken çıkan bir alim. 300'e yakın eseri var yine onun da hepsi gibi hemen hemen. Eserlerin arasında 3 tanesi de Türk diline ait eser. Allah Allah. Endülüs'te bir zat kalkmış. Kitabul İdrak fi lugatil etrak diye bir kitap yazmış. Türkçe fiiller üzerine Endülüslü bir alim kitap yazmış. Şu ihataya bakın. Şu genişliğe bakın. Endülüs neresi? Türk diyarı neresi? Demeyin. Böyle. Bu aynı zamanda bu zat, aynı zamanda matematikçi, aynı zamanda gök bilimci, astronom, alim. Yine İbni Baytar, biz onun memleketinde yattık kalktık. Mellaka'da, Malaka'da. Fetih Dağı'nın eteğinde bir otelde. O, bitki bilimin babası sayılır. Botaniğin kurucusu sayılır. Yazdığı ansiklopedi Avrupa'da 19. yüzyıla kadar bir numaralı botanik ansiklopedisi olarak okutuldu. Aynı şeyi İbn-i Rüşd için söylemeyelim. Avrupa'da 200 yıl Averroş mezhebi, İbn-i Rüşd mezhebi bir numaralı felsefi mezhep, mektep idi. Dolayısıyla Avrupa eski Yunan felsefesini Müslümanlardan gördü. Müslümanlar kanalıyla, tarikıyla elde etti. Müslümanlar hiçbir komplekse kapılmadan insanlığın kadim kültürlerini İslamileştirdiler. Aldılar, elediler, kötüsünü attılar, iyisini aldılar. Huz ma safa, da' ma keder fehvasınca. Ve insanlığa sundular. Batı Aristo'yu, Eflatun'u, Sokrat'ı Müslümanlardan öğrendi. Stoacılığı Müslümanlardan öğrendi. Dolayısıyla yeni Eflatunculuğu Müslümanlardan öğrendi. Müslümanlar batıya batıyı tanıttı. Sadece bunları öğrenmedi. Endülüs olmazdan önce batı pirinci bilmezdi. Şekeri bilmezdi. Onun için batı dillerinin tamamında şeker, şeker kökünden gelmiştir. Evet. Sugar, sugar, sugar. Farklı dillerde. Hepsinde bu köktendir. Aslında Endülüs'ten aldılar. Narenciyeyi bilmezlerdi. Dünya turuncu bilirdi. Bir turunçtan 4 meyve çıkardı Endülüslüler. Portakal bize batıdan gelmiştir ama batıya Endülüs'ten gitmiştir. Şekeri şeker kamışından imal ettiler. Batı kağıdı hiç görmemişti ömründe. Batı kağıdı görmediğinde Kurtuba'da, sadece Kurtuba'da 25 kağıt fabrikası vardı. İkinci Hişam'ın kurduğu kütüphanede 400 bin eser vardı, yazma eser. Bu ceylan derisiyle baş olacak bir şey değil. 400 bin yazma eser. Sadece ikinci Hişam, ki o Endülüs'ün Ömer İbni Abdülaziz'idir, 28 medrese yani üniversite açtı bir şehirde. Tek Kurtuba'da. 28 üniversiteli şehir, duydunuz mu siz? Dolayısıyla böyle bir medeniyet ürettik. Böyle muhteşem bir medeniyet. Ve 800 yıl yaşattık. Nerede? Nerede olacak? Diyarı gurbette. Gurbete medeniyet taşıdık ve 800 yıl yaşadık.